Burada bir sürü ev var şaptan. Hangisi örümcekten adamın evi? Onu nasıl bulacağız şaptan? Örümcekten adam çok önemli biri olduğuna göre onun evi çok özel olmalı Afşar. İşte şu ev çok özel bir eve benziyor. O eve gidelim Afşar. Evet, çok özel bir eve benziyor. Hadi gidelim. Ama bu evin merdivenleri yok şaptan. Örümcekten adam uçarak çıkıyor demek ki yukarı. Bence şu alet onu yukarı fırlatıyor Afşar. Köyde bunun aynısından görmüştüm. Hani fırlamıyorum ama. Galiba şuraya basmak gerekiyor. Aa, fırlıyorum şaptan. Yukarı doğru fırlıyorum. Çok korkutucu bu. Korkma Afşar, ben de geleceğim birazdan. İşte geldim Afşar. Şaptan baksana, örümcekten adamın da televizyonu varmış. Aynı patronun televizyonundan. Televizyon değil Afşar, TV-lizyon. Ama patronun TV-lizyonu daha büyük. Keşke bizim de TV-lizyonumuz olsa. Haydi Afşar, örümcekten adam gelmeden tuzaklarımızı hazırlayalım. Tamam Şaptan. İşte suyunun içine bozuk etleri koyacağım. Örümcekten adam cırcır olacak. Ben de sihirli şişeleri şuraya koyacağım. Örümcekten adam kaplumbağaya dönüşürse hemen yakalarız onu. Hadi gel, balkonda saklanalım şimdi. Ya tavşana dönüşürse? Hızlı koşay tavşandan şaptan. Bozuk etleri yerse koşamaz Afşar. Hasta olacak ya. Hadi gel, balkonda saklanalım. Kuzen, ne yaptın sen yav? Nereden buldun bu filmi? Köylüler uğramaz oldu sinemaya. Kimse film izlemiyor kuzen. Ben de bu filmi getirdim. Herkes çok sever dedim. Sonuç? Sonuç? Bu filmi bile beğenmediler. Kayıp Balık Nemo. 56 kere izledim ben yav. Bunu bile beğenmediler. Ne beğenmediler mi? Ben 70 kere izledim yav. Süper film. Biz artık film izlemiyoruz yeğenim. Filmdeki hiçbir şey gerçek değilmiş. Hepsi kandırmacaymış. İzlemeyiz biz film bilim. Ya tutmayın beni, ısıracağım şunu. Gerçek değil diyor ya. Isırırım sizi ha. Zehirli örümceğim ben. Bir ısırırsam ölürsünüz. Filmler zaten öyle olur köylü dayı. Film bu kardeşim. Tabii gerçek olmayacak. Sanki siz çok gerçeksiniz. Ben anlamam yeğenim. Paramı geri ver benim. Benim de paramı geri ver. Ne parası kardeşim? Bak ısıracağım, gidi şuradan ya. Yok param ara. İzle izle, ondan sonra paramı geri ver. Yok ya. İzlemeseydiniz kardeşim. Gidin bak, zehirleyeceğim ama şimdi ha. Kendimize başka iş bulsak iyi olacak kuzen. Artık sinemadan para kazanamıyoruz. Tamam kuzen, düşünürüz bir şeyler. Venom ve sincap sayesinde bir sürü altınımız oldu. Şimdilik endişe etmeye gerek yok. Bir de eski halime dönebilirsem tamamdır bu iş. Bu filmi de beğenmediler pofuduk tavşan. Ne biçim filmler seçiyorsun sen ya? Kimse uğramıyor sinemaya. Bu film sevilmez mi Venom? Bence köylülerde sorun var. Film seyretmekten bıktılar anlaşılan. Peki soruyorum sana pofuduk. Kimse sinemaya gelmezse biz nasıl para kazanacağız? Sen nasıl ödeyeceksin bana olan borcunu? Endişe etme Venom. Sana olan borcumu ödeyeceğim. Gerekirse pazarcılık yaparım. Meyve satarım köylülere. Vallahi mı diyorsun? O zaman borcunu ödemen 100 yıl sürer ya. Pazarcılıktan kaç para kazanacaksın ki? Öyle deme Venom. Ticarette çok para var. İyi o zaman. Borcunu çabucak öde de ne iş yaparsan yap. Merak etme Venom. Bulacağım bir şeyler. Kuzum kulak, ben çok acıktım. Yemek yiyip geleceğim, tamam mı? Sen de bir şeyler ye. Buradaki çimenleri yiyebilirsin. Saat tam 30.60'da burada buluşalım, tamam mı? Asansör çok gürültülü çalışıyor. Bunu bir yağlamak lazım. Birazcık daha hızlı olsa keşke asansör. Bu şişeler de nedir? Örümcek çocuk meyve suyu bırakmış benim için. Ama önce yemeğimi yiyeyim. Ama bu kokuyor. Bozulmuş bu. Bu da kokuyor. Çok kötü. Bu da bozuk. Bu da bozuk. Etler bozulmuş, çürümüş. Afşar, örümcek adam yayına. Örümcekten bebek geldi. Ne yapacağız? Olsun şaptan, bu büyüyünce adam olur adam. Yakalayalım biz bunu. Büyüyünce adam olur. Haklısın Afşar.
Birazcık pasta yedim. Artık meyve suyu içebilirim. Tadı birazcık garipmiş. Kendimi bir acayip hissediyorum. Ne oluyor bana? Boyum mu küçüldü? Kanatlarım var. Hem de yengeyeng. Papağan mı oldum ben? Hem de uçabiliyorum. Yaşasın. Şu gereksiz şeyleri atayım. Ağırlık yapmasın. Yaşasın. Kuşlar gibi uçabiliyorum. Çünkü papağan oldum ben. Artık her yere uçabilirim. Hem de konuşabilirim. Çünkü ben bir papağanım. Gel buraya öncekten kuş bebek. Teslim ol. Olmaz Apsal. Sen kötü birisin çünkü. Yaşasın. Çok yükseklerde bile uçabiliyorum. Olamaz. Onu kaçırdık elimizden Apsal. Atladım ama tutamadım. Hep senin yüzünden Şaptal. Neden onu kuşa çevirdin ki? Neden sümüklü böceğe çevirmedin? Bak uçtu gitti işte. Uçtu gitti. Asıl senin işe yaramaz bozuk etlerin yüzünden yakalayamadık. Çünkü etleri yemedi bebek. Çünkü çok kötü kokuyorlardı. Ama ben olsam yerdim. Yerdim etleri. Haydi gidelim buradan Apsal. Başka planlar yapalım. Gidelim o zaman. Patron bize elma vermeyecek. Vermeyecek elma. Yoruldum ama ben. Uçmak biraz yorucuymuş. Kule iniş izni istiyorum. Acil iniş izni istiyorum. Tamam kaptan bebek inebilirsin. Demir adamın kafasına iniyorum. İşte indim. Güzel bir inişti doğrusu. Merhaba arkadaşım. Ben örümcek kuş bebek. Arkadaş olalım mı? Beraber gezeriz. Oyun oynarız. Yükseklerde uçarız. Neden konuşmuyorsun benimle? Konuşabildiğini biliyorum. Çünkü sen papağansın. Acaba nerede yiyecek bir şey bulabilirim? Ben yeni papağan oldum da pek bilmiyorum buraları. Yabancılarla konuşmuyor galiba. Gideyim ben o zaman. Dede var orada. Dede. Bak ben kuş oldum. Hem de papağan kuşu. Sen de mi örümcek bebek? Sen de mi? Benim adım bundan sonra örümcek kuş papağan bebek dede. Ama sen kısaca kuş bebek diyebilirsin. Kanatlarımı görüyor musun? Kırmızı, sarı, mavi tüylerim var. Evet örümcek bebek. Çok tatlısın. Keşke sandıklara dikkat etseydiniz. Ah o sandıklar. Ah o sandıklar. Esrarengiz dede. Kuşlara da mı sandıklardan bahsediyorsun ya? Ne sandıkmış kardeşim? Zavallı Joker, sana sandıklara dikkat etmeni söylemiştim. Merhaba palyanço. Sensin palyanço. Bu kuş kesin örümcek bebeğindir. Onun gibi konuşuyor, geveze papağan. Ben zaten örümcek bebeğim palyanço. Şimdi kuş oldum. Ne? Sen de kuşa mı dönüştün? Evet palyanço. İlginç bir tadı olan meyve suyu içtim. Sonra da papağan oldum. Yaşasın. Yaşasın mı? Bakıyorum da çok sevinçlisin. Evet palyanço, papağan oldum çünkü. Nereden buldun o meyve suyunu? Çabuk söyle. Evimde buldum. Sen de mi kuş olmak istiyorsun? Ne kuşu ya? Evinde mi buldun? O zaman Apsal'la Şaptal buralardadır. Örümcek adamın peşindelerdi. Yanlışlıkla senin eve girmişler demek ki. Evet palyanço, benim evimde gördüm onları. Herkesi hayvana çevirmeden onları yakalamalıyız. Hem ben ne zaman insana dönüşeceğim kardeşim? Şaptal Şapşal'ından bunu öğrenmeliyim. Onlar gitti bile palyanço. Uzaklara giderken gördüm onları. Tüh be, kaçırdık elimizden. Sandıklara dikkat edin demiştim size. Yav yeter be dede. Sandık. Sandıktan başka bir şey bilmez misin sen be? Patrona ne diyeceğiz Apsal? Yakalayamadık örümcekten adamı. Örümcekten adam hala çocuk. Daha büyümemiş deriz. Büyüsün adam olsun öyle yakalarız deriz. Zaten çocuk da papağan oldu uçta gitti deriz. Apsal ne yapıyorsun? Çok acıktım Şaptan, çok acıktım. Karpuz yiyorum karpuz. Çok tatlı. Ben de acıktım Apsal, bana da verir misin? Hayır sana vermeyeceğim, hepsini ben yiyeceğim. Çünkü çok acıktım Şaptan. Çok tatlı. Ama ne olur azıcık da bana versen. Pastam da var, karpuzum da var. Al sana düğme vereyim. Sen düğme ye, düğme. Apsal ama iyi arkadaşlar yiyeceklerini paylaşır. Biz iyi arkadaş değil miyiz?
Al o zaman şaptan. Biz iyi arkadaşız tabi. Teşekkür ederim arkadaşım. Sen çok iyi bir dostsun. Ben de seni çok seviyorum dostum. Kankayız biz. Kanka.